CHP'nin eski genel başkanıyla tartışırdık. Allah'tan kendilerine şifalar diliyorum. Kendisine kızardık, o bize kızardı vesaire. Karşılıklı atışırdık ama polemiklerimizin bir seviyesi vardı. Bugün ortada seviye falan kalmadı. Yok sayıp cevap vermesek terbiyesizliklerini siyaset yapmak sanıyorlar. Muhatap alıp ağızlarının payını versek bu defa biz kendimizi onların seviyesine düşürmüş oluyoruz. Açıkçası ne yapacağımızı biz de şaşırdık. Sonuna kadar bu işin takipçisiyiz. Kovalayacağız. Öyle bu işi iftira at. Yok artık, geçti o iş. Biz buna yönelik biliyorsunuz şöyle bir çizgi çekmiştik ama anlamadım. Çünkü cibiliyet meselesi bu. Cibiliyet meselesi. Cibiliyetinin gereğini yapıyor. Biz ise insanlığımızın gereğini yaptık ve bundan sonra da hukukumuzu hukuk içerisinde aramaya devam ediyoruz. Öyle bir yanağına vurdum öbür yanağını çevir. Yok öyle şey bizde. Bir yanağıma vurdun mu öbür yanağını bekle. Bizden gelecek. Değerli kardeşlerim, kendisine ya iddialarını ispat etmesi ya da özür dilemesi çağrısını yaptım. Bununla da kalmadım. İddialarını ispat ederse benim siyaseti bırakacağımı ve cumhurbaşkanlığından ayrılacağımı, ispatlayamazsa da kendisinden siyaseti bırakmasını beklediğimi ifade ettim. Tabii bu son saldırılarıyla alakalı olarak ailece biz bu zat hakkında manevi tazminat davamızı 1,5 milyon olarak avukatların müracaatlarını yaptılar, açıyor. Biraz sonra grup toplantısında güya belge açıklayacakmış. Geçmişte defalarca iddia ettiği yalan ve yanlışlığı, bizimle ilgisi olmadığı defalarca ispatlanmış konuları ısıtıp ısıtıp yeniden gündeme getirecektir. Biliyorsunuz müflis tüccar eski defterleri karıştırılmış. Şimdi bu da yine aynı şekilde bakıyorsunuz yine kendine bir yerlerden bir şeyler gönderiliyor, onlarla uğraşıyor. Meselenin dünürlere kadar götürülmesi zaten saçmalığın dik alası. Bu çağrılarımın beyhude bir uğraş olduğunun farkındayım. Ama müfterilere meydanı bırakmamak gerektiğini de biliyorum. Genel başkanlık görevine geldiğinden bu yana yaptığı iş hep çamur at tutmasa da iz bırakır. Hep iftira, iftira, iftira. Türkiye olarak işte bu hassas dönemde biz ne kadar kucaklayıcı olmaya, ne kadar olumlu bir siyaset izlemeye çalışıyorsak, ana muhalefet partisinin başındaki zat da o derece işi, kusura bakmayın söylemek zorundayım, müptezelliğe vuruyor. Çünkü hadi şahsımla, ailemle ilgili meseleleri bir kenara bıraktım. Bu partinin ve başındaki zatın ülkemize saldıran herkesle aynı safta yer alması gerçekten düşündürücüdür, üzüntü vericidir. Biz PKK'nın üzerine gideriz. O ise iyi çocuklar diyerek, piknik yapan vatandaşlar diyerek, arkadaşlar diyerek teröristlere sahip çıkar, onlarla beraber yola devam eder. Biz FETÖ'nün üzerine gideriz. İşi Ankara'dan İstanbul'a yürümeye kadar vardıracak derecede başımıza FETÖ-perest kesilir. Karşımızda ülkemizin birliğinin, beraberliğinin iradesi olan Rabia işaretini terör örgütü simgesi sanacak kadar gözüne perde inmiş, yüreği nasırlaşmış,
beyni sulanmış bir zat var. Nitekim Türkiye olarak Avrupa Birliği ile anlaşmazlık yaşarız. Bu zatı karşı tarafın ağzıyla konuşuyor buluruz. Amerika ile, Rusya ile, İran'la, Irak'la, Suriye ile, ne bileyim dünyadaki 196 ülkenin herhangi birisiyle sorun yaşarız. Bu zatı yine karşı tarafın borazanlığını yaparken görürüz. Öyle ki son günlerde yıl dönümleri vesilesiyle Cumhuriyetimizi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sıkça andığımız için CHP'den her an Cumhuriyet ve Atatürk karşıtı açıklamalar yapılmasını bekler hale geldi. Çünkü bunların kendilerine mahsus bir duruşu yok. Tek bir politikaları var. O da bizim ve AK Parti'nin yaptığının tam tersini yapmak, söylediğinin tam zıddını söylemek. CHP bu zat eliyle hızla maalesef ana muhalefet partisi olmaktan çıkıp ana hıyanet partisi konumuna doğru sürüklenmektedir. Değerli arkadaşlar, bugün sizlerle eskiden beri yaşanan ancak son zamanlarda giderek daha sık kulağıma gelmeye başlayan, beni de son derece rahatsız eden bir hususu burada paylaşmak istiyorum. Bürokrasi başta olmak üzere pek çok yerde, nerede işinin altından kalkamayan, nerede tembellik yapan, nerede sorumluluğunun yükünü taşıyamayan biri varsa hemen şu tarz ifadelerle işin içinden sıyrılmaya çalışıyor. Beyefendi böyle istiyor. Veya Cumhurbaşkanımız böyle istiyor. Veya külliye böyle istiyor. Bu yöntemin basit bir bürokratik işlemden herhangi bir yatırımın detaylarıyla ilgili tercihlere, ömrümde hiç görmediğim, tanışmadığım insanların taltifi veya tasfiyesine kadar her konuda kullanıldığı anlaşılıyor. Peki bunun ispatı var mı? Yani benim ağzımdan çıkan böyle bir söz var mı? Yok. Daha önce medyada ve özellikle sosyal medyada benim adıma ahkam kesenlerle ilgili rahatsızlığımı belirtmiştim. Şimdi burada bir kez daha tekrarlıyorum. Ekranları başında izleyen tüm milletime de sesleniyorum. Eğer ben birisine bir şey söyleyeceksem, bir konuda tavır koyacaksam, bir irade beyan edeceksem, kimseyi aracı kılmaya ihtiyacım yok. Bunu bizzat kendim yaparım. Bırakınız Türkiye'yi, dünyada bu konuda açık yürekli, kararlı liderleri az görürsünüz. Bu kadar net. Değerli kardeşlerim, kafasında 40 tilki dolaştırıp 40'ının da kuyruğunu birbirine değdirmeyen sinsi tiplerden, ağzından çıkanla gönlünden geçen başka olan riyakarlardan hiçbir zaman olmadık, olmayacağız. Bu da böyle bir. Biz ülkemizin ve milletimizin tüm meselelerini, tüm dertlerini, tüm sıkıntılarını, tüm beklentilerini konuşur, tartışır, sırtlanır, Allah'ın izniyle hepsinin de üstesinden geliriz. Bunu yaparken eski Türkiye siyasetinin o çirkin yöntemlerinin hiçbirine ihtiyacımız yoktur. AK Parti ülkemize sadece çok büyük hizmetler, çok büyük yatırımlar kazandırmakla kalmamış. Aynı zamanda siyaset anlayışını,
ve dilini de kökten değiştirmiştir. Biz milletimizle aramıza kimseyi sokmamak için yeri geldiğinde medyaya, yeri geldiğinde bürokrasiye, yeri geldiğinde yedi düvele meydan okuduk. Çekinmedik. Şimdi birilerinin çıkıp bu tarz ifadelerle milletimizle aramıza girmesine izin veremeyiz. Bana göre bu tavır, yani beyefendi, Cumhurbaşkanı böyle istiyor sözü, adeta bürokratik oligarşinin yeni bir şifresi haline dönüşmüştür.